sizi bir gelin izliyorsa, yeni evli, eski evli, sizi dinliyor, takip ediyor ve diyeceklerinizi can kulağıyla dinliyor. Ama o dinliyor, damat yok. Eşi dinlemiyor, annesi dinlemiyor diyelim. Ona yardım edin. Ne yapsın da eşinin annesiyle olan ilişkisini zarar da vermeden ama kendini çıldırtacak hale gelmiş bu birikimi nasıl atsın üzerinde? Çok güzel bir soru efendim. Bu da geçmeden bir çağrışım oldu izin verirseniz. Şimdi siz dua koydunuz ya. Halit Hüseyin'i, herhalde Halit Hüseyin demek. Çok güzel romanları var. Biri Uçurtma Avcısı, diğeri Bin Muhteşem Güneş. Halit Hüseyin'i. Bir Afgan geleneğini orada anlatıyor. Afganistan'da evlenmeden önce işte oğlan kız görmüyor. Herhalde görücü usulü. Şimdi şöyle oluyor. Burada damat oturuyor. Yanında gelin oturuyor. Üzerlerine tek bir örtü örtüyorlar. Bizde tek gelin örtülür ya. İşte yüz gören biri erkek açar. Üzerine tek bir örtü örtülüyor. Fakat bakmıyorlar birbirlerine. Bir ayna sokuyorlar örtünün altına. Ayna damatla yanında gelin ilk kez aynada birbirlerinin yüzünü görüyorlar. İlk kez aynada evleneceğim adam bu diyor. O da evleneceğim kadın buymuş demek diyor. Aynada bakıyorlar. Biraz duruyor ve bitiyor. Bu anın çok kutsal, çok güzel, çok duygusal, hayat boyu unutulmayan bir şey olduğunu anlatıyor yazar Halit Hüseyin'i. O aynada görmek ilk kez, bir hayal dünyasından gerçeğe gitmek. Belki evlenmek iki taraf için de bir hayaldi. O hayal gerçek oldu. İlk önce hayal dünyası aynada gördüler, sonra dönüp birbirlerine baktılar. Evlilik bir hayal dünyası diye başlar, sonradan gerçeğe dönüyor. Şimdi dediğiniz gibi, şimdi sorunuza dönelim. Kadın mutlu olmayı hayal ederek evleniyor. Kimse mutsuz olayım diye evlenmez. Erkek de mutlu olmayı hayal ederek evleniyor. Ama işler o şekilde olmuyor. Birçok öğrencim der ki, hocam evlendik bu değişti diyor. Bence değişmedi. Sen yanlış tanımladın. Şimdi nişanlıyken kız diyor ki, bu olan ne desem yapıyor. Susadım, su buluyor. Üşüdüm, ceket buluyor. Acıktım, simit. Allah diyor. Bu Ahmet ne desem yapıyor. Kızcağız kafasında ne desem yapar Ahmet diye bir şablon oluşturuyor. Bu ne desem yapar Ahmet de evleniyor. 3 ay geçiyor. Faturalar yatırılacak. Ahmet'te bir hareket yok. Ev temizlenecek. Ahmet duymuyor. Alışverişe çıkılacak. Bir ses geliyor ama nereden? Hocam diyor. Evlenmeden, nişanlıyken, gezip tozarken, flört ederken ne desem yapıyordu. Evlendik bu değişti. Bence değişmedi. Yanlış tanımladı. Farklı veri tabanında. Yani o veri tabanına göre nişanlık iyi ama evlenince veri tabanı değişti. Şimdi onun için daha derinlemesine daha zengin birbirimizi tanımak gerekiyor. Tarafları hayal dünyasından gerçeğe yürürken hayal kırıklığına uğratan noktalardan birisi de dediğiniz. Benim programı, Doğan abinin, Doğan Çoloğlu'nun programı daha çok hanımefendiler ise yani %70 hanımlar izliyorsa %30 erkekler. Şimdi gelin hanım ya hanımefendi diyebilir. Hocam beni izliyorum. İstiyorum kocam da izlesin. Bak işte karına şöyle davran, nazik davran, çocuğa böyle. Hocam o izlemiyor. Bazen izleyeceğimiz derler. Mesela diyor, kalk Üstün Hoca'nın programı başladı diyor. Erkek. Uyku, yani yatakta yarı uykulu. Sen izle iyi bir şey olsa çağır ben bakayım diye. Zaten okul aile bildiğinde erkekler eşlerini gönderirler. Sen bir git bakalım gerekse ben de geleyim diye. Bizim programa da eşini gönderiyor. Şimdi kadın nasıl getirebilir? Kadın bunu tek başına beceremez. Bizim programlarımızı izlemek, sizlerin programını izlemek kadınlarımızı zenginleştiriyor. Ama kocasıyla bunu bir çekişme konusu haline getirmemeli. Niye izlemiyorsun, niye yapmıyorsun? Bak böyle çok yaradı, iyiydi biraz da sen bak Allah aşkına bak iki bir şey öğrendi. Hiçbir şey okumuyorsun, bir şey izlemiyorsun. Bu ilişki daha kötü. Götürür. Zorlamamak gerekir efendim. Kıvamı zamanı gelince toplumun her kesimi izleyecektir. Erkek egemen toplumda, feodal toplumda töre cinayet yüksektir. Erkek egemen toplumda kadına şiddet yüksektir. Mor çatılar morarmış insanlarla dolar. Erkek egemen düzende bu tür programları daha çok kadınlar izler, erkekler izlemez. Ne zaman erkek egemen düzen biraz yumuşar, o zaman bu tür programları da erkekler izlemeye başlayacak. Töre cinayetler azalacaktır. Yaşam bir bitim. Sadece benim programı izleterek bir şeyler düzelmez efendim. Ama biz yine de bu ailede bu hanıma yardımcı olmak için birkaç tüyo verin lütfen bize. İzlemeye devam etsin, kocasına karışmasın. Bu kadar. Hayır, kocasına zaire, karışmasın. Bence. O zaman daha kötü sinirlenecek adam. Hayır, kadın erkek tarafından çok şöyle oluyor. Ben hakikaten özellikle tabii her evlilik için değil ama birçok evlilik şöyle başlıyor. Sanki ben şöyle görüyorum. Kadınla erkeğin bellerine biraz ip bağlanmış. Birbirine bağlı. Arkalarında da uzuyor. Oradan başlıyor işine. Hadi gel. Baba bir tutuyor. Anne bir tutuyor. Öbür taraftan da öbür taraflar tutuyor. Dayı sen de gel tut. Herkes bir tutuyor. Öyle asılmaya başlıyor. Niye? Çünkü daha ev.
Ev bir yere oturacaklar değil mi? İçeri eşya alınacak değil mi? Yatak odasını sen yapacaksın, bunu ben yapacağım. Bırak, kuaförde başlıyormuş. Yani düzen düzerken başlıyor. Düğün yapılacak bilmem ne. Yani bunlar sanki evliliğin ana sorunlarıymış gibi bunlar konuşulmaya başlıyor. İlişkiden dışarı çıkıyor, bir de işin içine para giriyor. Para girince zaten kimsenin durumu öyle ahım şahım değil. Herkesin sıkıntıları başlıyor. O oraya çekiyor, bu bizimkilere ayıp olmasın şurada düğün yapalım, bu olmasın burada nişan yapalım, burada bu takım alınsın, burada bilmem ne olsun. Zaten siz evliliğe girdiğinizde böyle gerilmiş şey gibi giriyorsunuz. Garip bir iki tane gencecik insan halbuki bir araya geliyor, birbirlerini seviyorlar. Muhtemelen aralarında hiçbir problemleri yok ama çevreden gelen o problemler üstlerine öyle bir biniyor ki baş etmeyi de bilmiyorsun o yaşta. Çünkü çok gençsin, çok tecrübesizsin. Bu insanlara ne diyelim? Aytun Bey, dediğiniz çok doğru. Evlilik öncesi, nikah öncesi o kadar geriliyor ki insana, düzen düzme safhasında. Bütün o basamaklarda çok geriliyor. Nikah ol, yok fotoğrafçıya ver, ona ver, buna ver, videocuya ver. En sonunda arabaya bin, gelin arabası çıkıyor. Çocuk da 3 lira 5 lira istiyorlar. Yetti artık diyor. Kapıyı açıp şunu ben artık diyor. Yetti diyor. Şimdi oraya 5 milyar verdi, oraya 3 milyar verdi, 20 milyar verdi, 8 milyar verdi, 300 bin verdi. Verdi, doldu. Onlar koymuyor. Çocuk için 2 lira bardağı taşırıyor. O bardağı taşıran damla oluyor. O kadar 5 milyar verirken kızmadığında, ceket çıkarıp fırlamadığında, şimdi niye fırlıyorsun? Dolmuş demek. İsraf haddini aşmış. Dediğiniz doğru. Şimdi hanımefendiler izliyor, erkekler izlemiyor. Ne yapabiliriz? Benim naçizane tavsiyem şu. Hanımefendiler izlemeye devam etsinler, eşlerine karışmasınlar, gel izle demesinler. Eğer bizim mesajlarımız, iletilerimiz yeteri kadar iyiyse hanımlar biraz biraz değişmeye başlayacaklardır. Kadın değişmeye başladığı zaman bu değişim erkeği de etkileyecektir. Şimdi bazen dolaylı öğrenme olur, bazen de direkt öğrenme. Hanımefendiler direkt. Doğrudan öğrenecekler. Eşler dolaylı önce. Bakın bir aile düşünün. 3-4 çocuğu var. Anne babanın tahsil yok. Çocuklardan biri okuyor. Üniversiteye gidiyor. Birisi. Öbürleri okumuyor. Anne baba da okumuyor. Şimdi bu ailede sadece üniversiteye giden bir çocuk var. Bu çocuktan ötürü. Ailenin ortalamasında zaman içinde, yıllar içinde hafif bir gelişme, bir ileri gitme olur mu olmaz mı? Olur. Olur. Yavaş yavaş. Anne baba gitmiyor. Şimdi anne baba siz de gelin iki ders dinleyin demesine gerek yok. Kardeşlerini götüremiyor. Onlar girememiş üniversiteye diyelim ki. Ama biri gerçekten okuyor ve değişiyorsa, iyi örnek daima model olmayan namzettir. Başkalarını çeker.